Siz hiçbir televizyon kanalına çıkmadınız. Ben sizi defalarca rica ettim. Hani yoğunluğunuzdan dolayı Ramazan'da zaten hiç çıkmadınız. Şimdi bu Ankara görüntülerini bir getirin arkadaşlar. Sadece tweet attınız. Hani Hacı Bayram'la ilgili. Şimdi Ankara Belediyesi'nin bir çalışması var. Bir belgesel çekiliyor. Burada bir drift skandalı oldu. Şu an görüntüleri görüyorsunuz. Sizin döneminizde yapılmazdı da yapılsaydı ne yapardınız Sayın Gökçek? Yani ben şunu anlamadım. Mansur Yavaş hiçbir şey yapmadı. Yani şu görüntülerde yani tarihe saygısızlık, Hacı Bayram Veli Hazretlerine saygısızlık. Hani orada insanlar ellerini açıp dua ederken görüyorsunuz bir kameraman orada çekiyor. Ne diyeceksiniz Sayın Gökçek? Tweet attınız ama farklı bir söylem bekliyorum sizden. Ya şöyle bir şey söyleyeyim size. Şimdi bu drift hadisesi şu ana kadar Hacı Bayram Veli Hazretlerine karşı yapılmış olan en büyük saygısızlık. Yani drift atacak koca Ankara'da yer mi bulamadım? Bu ne biçim ahlaksızlık? Bu ne biçim iş? Ve bir şey daha söyleyeyim. Şu olaydan sonra Mansur Yavaş'ın bir sefer kalkıp da protesto ettiğini gördünüz mü? İki çift laf söylediğini gördünüz mü? Bu nasıl bir şey? Ankara'nın belediye başkanı, ki bu talimatı veren, müsaadeyi veren Mansur Yavaş'ın basın müşaviri konumunda olan Volkan denilen adam, evet, ondan çıkıyor izin. O izin çıktıktan sonra bu girift yapılıyor. Neymiş efendim? 19 Mayıs'ta görüntülerle hitap edeceklermiş halka. Burada da girift. Başka yer bulamadın mı girift ya? Bu ne büyük saygısızlık ya. Hacı Bayram Veli Hazretleri Ankara'nın manevi mimarıdır. Sen gelip bunun önünde bu saygısızlığı yapamazsın arkadaş. Mansur Yavaş olarak sen kalkıp neden bir sefer bunu protesto etmedin, yanlış oldu demedin, haberim yok demedin? Bir açıklama yapmadı mı Sayın Gökçek? Hani hiçbir açıklama yapmadı. Yani ben bunu kabul etmiyorum demedi değil mi? Hayır. Böyle bir şey? Hayır. Sadece Kent Konseyi açıklama yaptı. Zaten bunu yaptıran fiilen Kent Konseyi. Kendisi açıklama yapabilir. Ama sen belediye başkanı olarak buranın sahibisin. Biz evet, Hacı Bayram'a özellikle kentsel dönüşüm alanı olaraktan yapmış olduğumuz gerekli icraatlardan sonra tamamen sahip olduk. Her şeyine baktık. Camisine baktık, türbesine baktık, etraftaki konutlarına baktık, meydana baktık. Her yere Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak biz sahip olduk. Ve orayı her şeyden temizledik. Hacı Bayram Veli Hazretlerine layık hale getirdik. Zamanında ben size şunu söyleyeyim. Hacı Bayram'a sırf hakaret maksadıyla etrafına meyhaneleri doldurmuşlar. Evet. Pavyonları doldurmuşlar. Çok affedersiniz, genel evi doldurmuşlar. Sırf Hacı Bayram Veli Hazretlerine hakaret etmek maksadıyla. Bunlar hep CHP zamanında olmuş. Şimdi biz kalktık, buraları temizledik. Genel evi yıktık. Meyhaneleri yıktık. Özellikle etraftaki pavyonları yıktık. Aslına döndürdük. Bu adamlar geldi. Bu aslına döndükten sonra bu hakareti yaptılar. Bunu tahammül etmek mümkün değil. Tarih önünde Mansur Yavaş'ın bir kara lekesidir bu. Evet, Ankara seçmenidir. Evet. Ankaralı seçmen de çok üzüldü herhalde Sayın Gökçek. Eğer Mansur Yavaş bunu yapan adamı derhal atsaydı işten, buna müsaade edenleri hemen görevden alsaydı, almadı değil mi? Benim bundan haberim yok diye kalkıp söyleseydi eyvallah, bir şey demezdin. Ama sen, bu ne saygısızlık ya. Hacı Bayram Veli Hazretlerinin türbesinin önü mü kaldı Ankara'da ya? Böyle bir rezalet, böyle bir kepazelik olabilir mi ya? Bu özellikle insanların dini duygularına yapılan en büyük hakarettir. Bak, yazın bir kenara, Rabbim katında inşallah bunun cezasını görecek ama dünya gözüyle de bunun cezasını manevi olarak göreceğiz. Ben buna inanıyorum. Bu bir rezalet. Rezalet, rezalet. Çok başka ağır. Şey, Allah katında cezasını görecek diyorsunuz yani. Önemli, evet, bir cümle kullandınız. Evet. Yani bunun Mansur Yavaş tarafından. Ve tabii sizin zorunuza belki şu daha çok zorunuza gidiyor. Tabii bu bir saygısızlık. Yapılanları kimse kabul etmiyor ama hani bu yapıldıktan sonra ya kardeşim özür diliyoruz Ankaralı halkından. Hani benim istemediğim şekilde, yani biz istemedik, talimat vermedik ama hiçbir cevap, açıklama yapılmadı. Sizin en çok zorunuza belki bu gidiyor Sayın Gökçek. Tabii. Niye yapmıyorsun kardeşim? Yani eğer bir şey söyleyeyim, belediye başkanlarının haberi olmadan personellerin her zaman icraatı olabilir. Benim dönemimde de çok oldu. Evet. Ama ben gördüğüm anda müdahale ettim ve tepkimi koydum. Ya mesela ben sana bir şey söyleyeyim. Bir gün bir bakıyoruz, bir törene gidiyoruz. Ankara'da yürüyüş var. Yanımızda vali, garnizon komutanı var. Bir de baktım ki Atatürk heykelini boyamışlar. Çok Uluslar. İyi hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Ortalığı yıktık o zaman. Kim yaptı diye. Sonunda kimin yaptığını bulduk. Bas bas bağırdık. Tepkimizi koyduk. Yani bir olay olduğu zaman bir tepkiyi ortaya koyacaksın. Ama bu manevi bir saldırı yani. Başka bir şey değil. Öyle bir manevi saldırı olamaz. Bu saldırının bence direkt olaraktan tek sorumlusu Mansur Yavaş'tır. Manşet özellikle attınız. Ankara'nın manevi mimarına hakaret etmişlerdir. Bu hakarete seyirci kalmıştır Mansur Yavaş. Evet, manşeti attınız Sayın Gökçek. Allah tarafından İstanbul'da şeyin yaptığı da bunun gibi bir saygısızlıktır. İmamoğlu'nun.